immün sistemdeki bozukluklar, ultraviyoleye maruz kalmak. Giderek artan kızarıklıklar, popül püstül dediğimiz sivilce benzeri lezyonlar, yüzde yanma, kızarma. Aşırı sıcak değişiklikleri, soğuk, aşırı sıcak ortamlar, rüzgar. Bunun dışında yediğimiz bazı baharatlı yiyecekler, sıcak yiyecekler. Hayır, bulaşıcı bir hastalık değil. Evet, tedavide kullandığımız ilaçlar yan etki yapabiliyor. Zaten hassas bir cilt yapısı olduğu için bazen bizim verdiğimiz kremler yüzde kızarıklık, pullanma, yanma gibi şikayetlere yol açabiliyor. Merhaba, ben Profesör Doktor Dilek Bıyık Özkaya, dermatoloji uzmanıyım. Bugün size rozase, yani gül hastalığı hakkında bilgi vereceğim. Rozase sık görülen bir deri hastalığıdır. Yüzümüzün daha çok orta hattını tutan kızarıklıklar, sivilce benzeri popül püstül dediğimiz lezyonlarla seyreder. Bazen burunda, kulakta, alında, çenede büyümeyle seyreden fima dediğimiz lezyonları da yol açabilmektedir. Rozasenin sebebi çok iyi bilinmemektedir. Fakat immün sistemdeki bozukluklar, ultraviyoleye maruz kalmak, çeşitli mikroorganizmalar, bakteri, parazit, bunun dışında genetik yatkınlık rozase oluşumuna sebep olmaktadır. 30 yaş üstünde daha sık görülmektedir. Akneye benzemekle birlikte akneden farklı bir hastalıktır. Giderek artan kızarıklıklar, popül püstül dediğimiz sivilce benzeri lezyonlar, yüzde yanma, kızarma, flashing dediğimiz sıcak basması sonrası kızarıklıklar, kılcal damarlarda artış, bunun dışında da bazen gözde kuruluk, batma, kaşınma gibi göz bulguları rozasede görülebilmektedir. Şiddetli formlarında ise burunda, kulakta, sebese glandların büyümesi sonucu büyüme, şekil bozuklukları, ödem yüzümüzde görülebilen diğer bulgularıdır. Hafif olarak görülebilen bulgular ise yüzümüzde kuruluk, hassasiyet, yanma batma hissi, yine diğer ödem, diğer görülen bulgularıdır. Bizim için belli tanı kriterleri var. Eğer hastanın yüzünü orta hatta tutan kızarıklığı, giderek artan bir kızarıklığı ve telangiektazları varsa veya fima dediğimiz burunda, çenede, alında, kulakta şekil bozuklukları varsa bunlar kesin tanı kriterleridir. Tek başına tanı koydurmak için yeterlidir. Majör bulgular dediğimiz popül püstül, telangiektaziler, flashing ve göz bulgularındansa iki tane bulgunun olması bize rozase tanısı koydurmaktadır. Tanı genellikle klinik muayene ile konur. Nadir durumlarda biyopsi ihtiyacı olmaktadır. Rozase birçok hastalıkla ayrıcı tanıya girmektedir. Yüzümüzde sadece kızarıklık gördüğümüz aşamada lupus, dermatomiyozit gibi romatolojik hastalıklarla karışabilmektedir. Yine kuruluk gördüğümüz aşamada çeşitli egzamalar, seborreik dermatit, kontak dermatit gibi egzamalarla karışabilmektedir. Bunun dışında popül püstüllerin olduğu aşamada ise sivilceler, perioral dermatit gibi hastalıklarla ayrıcı tanıya girmektedir. Karışabileceği diğer hastalıklarsa yüzde flashing dediğimiz sıcak basması ve kızarıklıkla seyreden ilaç reaksiyonları, menopoz, karsinoid sendrom veya feokromastoma gibi hastalıklardır. Yine akne benzeri döküntüler ise demodikozis hem rozaseye eşlik etmekte hem de rozase ile karışabilmektedir. Demodikozis dediğimiz parazit hastalığı ise hem rozaseyi alevlendirebilmekte hem de rozase ile ayrıcı tanıya girmektedir. Tetikleyici faktörler neler? Bunların en başında güneşten korunma, aşırı sıcak değişiklikleri, soğuk, aşırı sıcak ortamlar, rüzgar.
Bunun dışında yediğimiz bazı baharatlı yiyecekler, sıcak yiyecekler rozeseyi alevlendirebilmektedir. Alkol, yine sıcak ortamlar, sauna gibi rozese için alevlendirici faktörlerdir. Bunun dışında sigara yine bazı kişilerde rozeseyi alevlendirebilmektedir. Ve histaminden zengin gıdalar, narenci türü gıdalar da rozeseyi alevlendirebilmektedir fazla tüketildiğinde. Kullanılan yanlış kozmetik ürünleri de hastalığın alevlenmesine sebep olabilmektedir. Bunun dışında ağır egzersizler yine yüzde kanlanmayı artırarak alevlenmeye sebep olabilmektedir. Yine stresle de hastalık alevlenebilmektedir. Bazı duyguları yaşadığımızda, öfke, kızgınlık veya utanç gibi duyguları yaşadığımızda da hastalıkta alevlenme görülebilmektedir. Rozese tedavisi hastalığın aşamasına göre değişmektedir. Bu yüzden yakın bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Sadece kızarıklıklar, telenjektezlerin olduğu aşamada bazı kremler bunları azaltmaya yardımcı olsa da daha çok lazer ve ışık tedavilerinden faydalanmaktayız. Papül püstül dediğimiz sivilce benzeri lezyonların olduğu aşamalarda ise antibiyotikli kremler veya antiparaziter kremler gibi kremler, bunlar yetmediğinde oral tedavilere geçmekteyiz. Daha şiddetli formlarında aşamaya uygun tedaviler eklenebilmektedir. Burada koruyucu önlemler de çok önemli. Rozeseli bir hasta mutlaka tetikleyici faktörlerden uzak durması gerekmektedir. Günlük yüz temizliğine dikkat etmelidir. Güneşten korunmaya dikkat etmelidir. Cildini nemlendirmeye dikkat etmelidir. Kozmetik ürün seçerken de dikkatli olmalıdır. Çünkü her ürün böyle bir cilde uymamaktadır. Kendine cildine uygun bir ürünü kullanmaya özen göstermelidir. Hastalığın tedavi edilmediği ve tetikleyici faktörlere maruz kalmanın sürekli devam ettiği durumlarda fima dediğimiz burunda büyüme, kalınlaşma, şekil bozukluğu, çenede büyüme, kalınlaşma, şekil bozukluğu, kulakta kalınlaşma, büyüme, şekil bozukluğu, yine alında şekil bozuklukları, ödem gibi görünümü de bozacak daha şiddetli formlara dönüşebilmektedir. Korunma ve tedavi bu açıdan önemli. Rozes hastalığı kronik bir hastalıktır. Kesin bir tedaviyle tamamen yok olması gibi bir durum söz konusu değil. Bu açıdan ömür boyunca tetikleyici faktörlerden uzak kalmaya, günlük yüzümüzü temizliğine dikkat etmeye, yıkamaya, nemlendirmeye ve güneşten korumaya dikkat etmeliyiz. Hastalık hakkında genel bilgiler verdim. Şimdi sizden gelen soruları yanıtlayacağım. İlk sorumuz, gül hastalığı bulaşıcı mıdır? Hayır, bulaşıcı bir hastalık değil. Fakat bazen yüzümüzde artan bazı mikroorganizmalar hastalığı alevlendirmekte. Bu bazen bir parazit hastalığı, bazen bir bakteri hastalığı. Bunların yoğun olduğu dönemlerde ortak kullanılan eşyalar veya temasla bu bakterinin veya parazitin bulaşması söz konusu olabilir. Tedavide kullanılan ilaçların yan etkisi var mı diye sorulmuş. Evet, tedavide kullandığımız ilaçlar yan etki yapabiliyor. Zaten hassas bir cilt yapısı olduğu için bazen bizim verdiğimiz kremler yüzde kızarıklık, pullanma, yanma gibi şikayetlere yol açabiliyor. Böyle bir durum olduğunda doktorunuza başvurduğunda bunları çok kolaylıkla kontrol altına alabiliyoruz. Yine çok sık sorulan sorulardan biri, deniz suyu iyi gelir mi, güneş iyi gelir mi? Başında da belirttiğim gibi güneş ışınları tetikleyen faktörlerden biri. Güneş ışınları cildimize hasar vererek yüzümüzde kılcal damar yapısında artma, kolajen ve elastin yapısında bozulmaya sebep olmakta. Bu da uzun dönemde rozesenin alevlenmesine sebep olmaktadır. Yani yaz mevsiminde geçici olarak papül püstül gibi lezyonlarımız belki hafifleyebilir ama uzun dönemde baktığımızda rozeseyi alevlendirmektedir. Yine diğer gelen bir soru, çocuklarda görülebilir mi? Genellikle rozese 30 yaş üstünde kendini göstermekle birlikte nadiren çocukluk döneminde de görülebilmektedir. Bitkisel tedaviler sorulmuş. Bitkisel tedavilerle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Evde hazırladığımız bir ürünün güvenli mi, cildimize nasıl yan etkiler yapıyor, dozu nasıl ayarlanacak bunları tespit etmemiz zor. Zaten hassas bir cilt yapısı olduğu için evde hazırladığımız bir ürünü yüzümüze sürmek hastalığı alevlendirebilir. Cildimizde iritasyon ya da kontak dermatite sebep olabilir. Bu açıdan daha güvenli olması için doktorumuzun önerdiği ürünleri kullanmalıyız.
Gözümüzde kaşınma bulguları varsa bir şey yapmalı mıyız diye bir soru gelmiş. Rozeside göz tutulumu olabilmektedir. Göz bulguları görülebilmektedir. Bu açıdan gözünüzle ilgili yanma, batma, kaşıntı veya görmede bulanık gibi şikayetleriniz varsa mutlaka göz doktoruna başvurmak ve rozeside hastalığınızın olduğunu belirtmeniz önemli. Son sorumuz ise bize çok sık sorulan bir soru. Bu hastalık ciğerden mi gelmektedir? Rozeside hastalığının karaciğer hastalıklarıyla kanıtlanmış net bir ilişkisi bulunmamaktadır. Fakat kesin olmamakla birlikte eşlik edebileceği bağırsak hastalıkları, migren, depresyon gibi hastalıklar ve tip 1 diyabet, çölyak gibi otoimmün hastalıklara eşlik edebilmektedir. Sizlere gül hastalığı hakkında bilgiler verdim. Tedavi seçeneklerini anlattım. Gül hastalığını arttıran faktörleri anlattım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.